en az bir alfa protonu olan bir karboksilik asitle başlayalım. Bu da alfa karbon. Bu tepkimede alfa pozisyondaki hidrojen bromla yer değiştirecek. Alfa pozisyonunu burada da işaretleyelim. Evet, bu karboksilik asitlerin alfa sübstitüsyonu olarak bilinir ve Hell-Volhard-Zelinsky tepkimesi olarak adlandırılır. Buna kısaca HVZ tepkimesi de diyebiliriz. İlk aşamada brom ve fosfor tribromür ekliyoruz. İkincisi ise su. Hadi aşama aşama inceleyelim. Fosfor tribromürle başlayacağım. Karboksilik aside PBR3 eklersek bundan önceki videolarda da gördüğümüz gibi fosfor bromür karboksilik asidi açıl bromüre çevirir. Size hemen açıl bromürü de çizeyim. Alfa protonunu da işaretleyelim. Evet gördüğünüz gibi karboksilik asidi aldık. Ve OH yerine brom koyduk. Böylece açil bromür elde etmiş olduk. Tepkimenin sıradaki aşamasındaysa işimiz asitli. Yani bir asit totomerizasyonu gerçekleşecek. Açil halojenürü gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bu açil halojenürün keto formudur. Size bu açil halojenürün enol formunu da çizeceğim. R grubu burada bir çift bağ olacak. Bir oksijen olacak, hidrojene bağlı olacak. Bu oksijende ortaklanmamış elektron çiftleri ve burada da bir brom var. Bu bir açil halojenir enolüdür. Burada asit katalizi totomerizasyon söz konusu. İşimizi biraz kolaylaştırmak için bu karbonla bu oksijen arasında bir çift bağ var. Bu çift bağı bu karbonla bu karbon arasına koyabiliriz. İşte böyle. Aynı şeyi proton içinde yapabiliriz. Bu protonu buradan buraya almaktan bahsediyorum. Evet. Bu aynı proton olmayabilir ama düşünmemizi kolaylaştıran bir yol. Açil bromürün keto formunu sağdaki enole dönüştürüyor. Enol oluştuğunda ise bromu değerlendirmeye başlayabiliriz. Burada bir Br2 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hemen çizelim. Brom normalde polar değildir. Yani bunlar aynı elektronegatifliğe sahip atomlar olduklarından molekül de polar değildir. Ama bu brom molekülünü pi elektronlarını kullanarak dipol hale getirebiliriz. Kırmızı elektronlar sağdaki broma yaklaşırlar ve kısmi negatif yüklenmesine sebep olurlar. Bu elektronlar sağa gidiyorsa soldaki bromdan uzaklaştıkları için de bu da kısmi pozitif yüklenmiş olur. Arkenlerin tepkimeleri hakkında konuşurken bundan bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önceden pi elektronları nükleofil görevi görebilir demiştik. Buradaki mavi pi elektronları elektron eksikliği olan broma saldırır ki o da elektrofil görevi görür. İşte bu soldaki brom elektrofil görevi görecek. Nükleofil de elektrofile saldıracak. Oksijendeki elektronlar karbonil oluşturmak için buraya gelirlerse mavi elektronlar bu broma saldırır ve kırmızı elektronlar da sağdaki broma geçerek bromür anyonu oluştururlar. Bunun sonucunda ne elde edeceğimizi de çizelim. R grubu, karbon, karbonil, brom, burada da bir başka brom. Elektronları da gösterelim. Mavi pi elektronları nükleofil görevi görüp bu broma saldıracaklar. Bu elektronlar ve bu bromdan bahsediyorum. Bunun sonucunda da sağdaki bromür anyonunu kaybedeceğiz. Sağda bir bromür anyonu oluştuğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Sonra bir de bu protonu kaybedeceğiz. Bu aşamada HBR kaybettiğimizi düşünebiliriz. Bunun için eksi HBR yazacağım. Tabii bu videoda size olan bitenin hepsini değil, kısa bir versiyonunu anlatıyorum. Soldaki açil halojenir enolünü sağdaki moleküle yani alfa pozisyonda brom olan bir moleküle dönüştürdük. Ama bu hala açil bromür. O yüzden bunu alfa bromo açil bromür olarak adlandırıyoruz ve artık hal volhard zelinski tepkimesinin ikinci aşaması yani suyu eklemek için hazırız. Suyu ekleyeceğiz dedik. İsterseniz onu da çizelim. E i̇şte böyle. Suyun iki ortaklanmamış elektron çifti var. Yani nükleofil görevi görebilir. Bu karbonun elektrofil olduğunu biliyoruz. Daha fazla elektronegatif olan bu oksijen bu karbondan bir miktar elektron yoğunluğunu alır. Nükleofil görevi gören su da bu karbona saldırır. Bu elektronlar oksijene geçer ve elektronlar karbonili yeniden oluşturmak için buraya geldiklerinde buradaki elektronlar da broma geçer ve ayrılan grup olarak bromür anyonunu oluştururlar. Karbona bağlanan suyun bir de proton kaybetmesi söz konusudur. Bu durumda OH bromun yerine gelir ve yine HBr kaybederiz. HBr'yi bu aşamada kaybetmemiz sonucu alfa bromo açıl bromür son haline gelir yani son ürünümüz olur. Sonuç aşamasında karboksilik asidimizi geri almak isteriz. Ancak alfa pozisyonunda bu defa brom vardır. Evet. Tepkimeyi nasıl düşünebileceğinizle ilgili size biraz bilgi vermeye çalıştım. Eğer olan biten her şeyin üzerinden geçecek olsaydım bu video muhtemelen yeterli olmazdı. HVZ tepkimesi amino asit sentezlemek için kullanılır. Evet, tepkimenin klasik kullanım alanlarından biri budur. Bu karboksilik asitten başlayarak amino asit elde edebiliriz. Bu 3 karbonlu bir karboksilik asit. Propionik asit. Propionik asidi brom ve fosfor tribromürle sonra da suyla tepkimeye sokarsak HVZ tepkimesi sonucu alfa pozisyonunda bir yer değiştirme yani alfa substitüsyonu gerçekleşir. Alfa pozisyonu işte burada ve alfa pozisyondaki karbona bağlı 3 hidrojen olduğunu biliyoruz. Bu hidrojenlerden birinin yerine brom gelecek. HVZ tepkimesi sonucu elde edeceğimiz ürünün neye benzeyeceğini biliyoruz. Hemen karboksilik asidi çiziyorum. Alfa pozisyonuna brom gelecek demiştik. Alfa pozisyonuna bağlı hala bir hidrojen var. Buradaki alfa karbonu ele alacak olursak buna bağlı 4 farklı substituent olduğunu biliyoruz. Stereo açısından yaklaştığımızda bu bir kiralite merkezidir. Ve ürünümüz için bir enantiyomer karışımı elde ederiz. Bunu oluşturduktan sonra amino asit elde etmek için farklı bir tepkime de fazladan amonyak ekleyebiliriz. Şuraya hemen amonyağı çiziyorum. Amonyağın ne yapacağını tahmin edebilir misiniz? Amonyak baz görevi görerek asidin proton kaybetmesini sağlayacak. Bu bir karboksilik asit. Karboksilik asidin proton kaybetmesi sonucu ortaya amonyum tuzu çıkar. Evet, amonyan yapacağı şeylerden biri budur. Amonyak bunun dışında bir de nükleofil görevi görerek bu karbona saldırabilir. Bu bir SN2 tipinde mekanizmadır. Evet, amonyak nükleofil görevi görerek kırmızı karbona saldırır. Bu elektronlar broma geçer ve bromür anyonu oluşur. Yer değiştirme yani substitüsyon tepkimesi de bu şekilde gerçekleşir. Yani bromun yerine bir amino grubu gelir. Size bu nükleofilik yer değiştirme tepkimesini de çizeyim. Hemen karboksilik asidi ve bromun yerine gelen amino grubunu göstereceğim. Bu arada bu noktada olan biten hepsiyle ya da belirli bir pH'teki yapıyla ilgilenmiyoruz. Proton amonyan ortama girmesiyle kaybolacak. Bu bir alfa amino asit olan alaninin nokta yapısı. Bu alfa karbondu ve bromun yerine de bir amino grubu geldi. Sonuçta karboksilik asit elde ettik. Basitleştirilmiş bir şekilde bunu amino asit olarak düşünebilirsiniz. Stereo kimya açısından yaklaştığımızda bu alfa karbon kiralite merkezidir. Yani bir enantiyomer karışımı elde ederiz. Bu HVZ tepkimesi ve alpar substitüsyonu olarak alanin elde etmenin en klasik yollarından biridir. Tepkimenin pH'i ve belirli pH'lardaki yapısıyla ilgilenmediğimi, yani bunları hesaba katmadığımı bir kere daha söyleyeyim. Evet, bu videoda HVZ tepkimesi sayesinde karboksilik asitlerin alfa pozisyonundaki substitüsyonlarını ve amonyak kullanarak amino asit elde etmenin nasıl gerçekleştiğini gördük.